Selamun aleyküm değerli izleyenler. Akit TV ekranlarından mutlu akşamlar. Pazartesi akşamındayız ve Akit TV klasiği derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Program yorumcumuz Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine her zaman olduğu gibi gündeme dair gündemüstü konular ve Türkiye medyasında hiç konuşulmayan, gündeme bile getirilmeyen bir takım konuları yine bu akşamda masaya yatıracağız. Müdavimlerimizin ilgi ve merakla beklediği bir bölümle huzurlarınızdayız. Tabii 15 Temmuz'un arefesinde olmamız hasebiyle 15 Temmuz'u bu akşam konuşacağız. O kanlı ve kahpe, karanlık, başarısız darbe girişiminin yıl dönümü. O günden bugüne FETÖ süreci nasıl işliyor? FETÖ ne alemde? FETÖ davaları nasıl gidiyor? Ki uluslararası arenada biliyorsunuz her geçen gün bir haber gelmiyor ki bir üst düzey FETÖ'cü paketlenip Türkiye'ye getirilmemiş olsun. Güzel gelişmeler var ama bu FETÖ davaları üzerinden de bir FETÖ borsası olgusu ve kavramı gündemi çok sıkça meşgul etmeye başladı. Hukuk ve adalet çok önemli. Burada bir takım açmazlar mı var, hatalar mı yapılıyor, eksikler mi var, nedir? Bunları bu akşam konuşacağız. Tabii yine Kurban Bayramı arefesindeyiz. Haftaya bugün nasipse bayramın arefesi olacak. Salı günü de inşallah bayramın birinci günü. Tabii kurbanın ruhu, manası, derinliği, anlamı üzerinden ki Zilhicce ayında olmamız hasebiyle hac günlerindeyiz. Maalesef Beytullah'ımız tırnak içinde bir ifadeyle garip kaldı. Korona tedbirleri kapsamında milyonlar akın edecekken işte bir takım tedbirler üzerinden sayılı bir takım Müslümanların yine bir takım kurallar üzerinden Mina'da, Müzdelife'de ve Arafat'taki vakfelerini göreceğiz. Bakalım o lebbeyk Allahümme lebbeyk nidalarının o motivasyonu nasıl olacak? Üzgünüz bu tedbirler üzerinden. Son iki yıldır ne Ramazan'ımız Ramazan ne de biliyorsunuz bayramlarımız, haccımız olması gerektiği gibi değil. İnşallah bu günlerin de nasıl geçecek olması üzerinden Dilipak'ın mRNA aşıları üzerine özellikle yapmış olduğu ve getirmiş olduğu eleştirilere de bakacağız. Lanzaretta Anlaşması'nın kabulünün de 10. yılındayız. Türkiye televizyonlarında bu konuyla alakalı pek fazla bir şey duyamazsınız. Ki birkaç senedir biz de bunu dikkatle konuşuyoruz. Lanzaretta Anlaşması nedir? Hatta daha fazla da özellikle sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Dilipak geçen hafta oy vermeyeceği partiyi canlı yayında açıklamıştı. Güncelleme yaptı. Yetmedi Sedat Peker o meşhur açıklamaları, tweetleri üzerinden Dilipak'ın adını anarak bir takım çağrılarda bulundu. Hepsi ve daha fazlasıyla üstadla konuşacağız. Üstadım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her zaman olduğu gibi layık olduğumdan daha iyiyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi yine tabii trend topiksiniz dünden beri. Gün içerisinde, dün akşam trend topikte ilk 3'e kadar çıktınız. Sonra bugün de yine gün içerisinde ilk 10'da vardınız. Şu anki son durumu tabii bilmiyorum ama konuşacağız. Kırkpınar yağlı güreşlerini takip edebildiniz mi? Bir gözüme çalındı. Yani haberlerden falan baktınız mı? Kim şampiyon oldu? Hayır. Vaktim yoktu. Hmm. Yani çok 660.sı yapıldı. Evet, 666 olmasın da. O 6 yıl sonra olacak. Aşılarda BioNTech'teydi değil mi o? 6 günde, tabii, 6 tabii. Saat içinde 6 adet aşı olmanız gerekiyor. Oradan da 666'ya atıf vardı. Ben 3 haftadır bu programa yetişmek için geliyorum. Ankara'da. Yani. Yine mi Ankara'daydın? Evet, yine Ankara'daydım. Ankara'da SDE, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün istişare kurulu toplantısı vardı. Hı hı. O toplantı için gitmiştim. Bir de orada Sanat Sokağı. Sebil Reşat'ın düzenlediği. Konuşmanız mı vardı? Orada hem konuşma hem de imzam vardı. Sen pozisyon falan mıydı? Nasıl? Tabii söyleşi, yazar söyleşileri böyle şeklinde. Yani başladı sayılır. Yani önümüzdeki haftalarda. Hı-hı. Şu anda Anadolu'dan gelen 3 ayrı davet var. Tabii bu ilginç. Çünkü şimdi gidince oraya yine AK Parti teşkilatından insanlar da gelecekler. Belediyelerden insanlar gelecekler. Hı hı.
bu davadan sonra böyle bir durma olmuştu. Şimdi yeniden insanlar Türkiye nereye gidiyor, bölge, dünya? Ben ne söylüyorum biraz da, çünkü biraz aykırı şeyler söylüyorum. Sadece ben değil tabii, bir grup arkadaş. Bunu bir de kaynağından dinlemek istiyorlar. Çünkü insanlar artık aşı olanlar da aramaya başladılar. Yani bir oldum, iki oldum, üçü de oldum diyor. Şimdi iki varyant birden geliyormuş. Bu mRNA'nın yeni bir ay içerisinde varyantlara karşı yeni bir aşısı gelecekmiş. Hı hı. O zaman bir de yerli aşı geliyormuş. Yani bakın, bir aşıyı 6 ayda hazırlıyorsunuz en hızlı. Ve siz bunu 6 ayda da dağıtıyorsunuz. Yani alıyorsunuz, stokluyorsunuz. Sonra da 2 ayda, 2 ayrı seferde birer ay, arayla 12 ayda siz bir aşıyı yapıyorsunuz. Halbuki bu süre içerisinde 21 mutasyon, 7 varyant gerçekleşti. Ve bu tırnak içinde biyolojik ajan sizin aşınızdan daha hızlı koşuyor. Ve siz hep karavana atış yapacaksınız ve insanları aşı manyağına çevireceksiniz. Sonuç, bu mikrop dediğiniz şey aşılara karşı çok hızlı bir şekilde direnç kazanacak. Aşılar da insanlarda mutasyona sebep olacak. Bu dirençle birlikte varyant olayı, bakın, mutasyona uğradıkça seyrelmesi, etkisini azaltması gereken, tırnak içinde o mikrop dedikleri şey, varyantlarla kendini yeniden tanımlıyor. Zaten biz de en baştan bunu söylemiştik. Siz bununla baş edemeyeceksiniz diye. Bu pandemi yalanı pandomiye döndü. Ve acımasızca, çok katı bir şekilde devam ediyor. Sanat Sokağı'ndaki konuşmanız sonrasında size sorulan sorulardan en fazlası bu aşı ve korona süreciyle alakalı mı? Yoksa şahsınıza açılan, mesela AKP'nin papatyaları davasıyla alakalı da yoğun sorular, şimdi yorumlar geliyor mu? Konuşmamın ana omurgası Müslümanın hayata bakışı ve sorumlulukları, şahitlik göreviyle birlikte bizim çözüm üretmemiz, kendimizi kurtarma arayışı değil. Çünkü bizim kurtuluşumuz başkalarının kurtuluşuyla eş zamanlı. Biz onları kurtuluşa çağırırsak Allah bize yardım edecek. Yani gemisini kurtaran kaptan değil Müslüman. Evet. İnsanlığı kurtuluşa çağırırsınız. Hazreti İbrahim o zaman ateşe atıldığında gül bahçesine düşer. Yani benim kişisel kurtuluşum, ben kendim için bir şey yaparsam bir karşılığı var. Kardeşim için yaparsam 10 karşılığı var. Hiç tanımadığım birisi için ve yalnız Allah rızası için, hatta kendimi biraz zora da sokarak, bedel ödeyerek, kamu yararına, insanlık için, sadece kamu da değil, hayvanlar için, yani, tabiat için. Evet. Buna biz cihat diyoruz. Cehd, çaba gösterirseniz 700 katı var. Evet. Yani kendi çocuğunuza da ikramda bulunmanız güzel. Ama bizim bugünkü piyasa mantığı, önce biz, ötekiler bakalım. Kurban keserken en güzelini kesmeniz gerekiyor. Yani en zekat verirken de öyle. Çarık çuruğunu değil. Çünkü o Allah'a verilen ödünç. Ve Cenab-ı Allah'ın buna karşılık verdiği ikram 10 katı, 100 katı, hatta 700 katıdır. Ben Müslüman aklının şahitlik ve sorumluluk bilinci üzerine daha çok bir şeyler söylemeye çalıştım. Ama soru da geldi. Her iki konuda da tekrar konuştuk. Zaten tekrar tekrar yazdığım konular ve Covid konusunda da sorular vardı. Bazı çok özel sorunlar da vardı Covid bağlamında. Mesela geçen hafta gittiğimde bir hemşire kendisi hakkında soruşturma açılınca hemşirelikten de istifa etmiş. Ne diye? Aşı olmayacağım diye. Aşı olmayacağım diye. Mobbing uygulamışlar. Yani böyle insanlar da var.
şimdi kendine yeni bir iş kurması gerekiyor. Acaba kenevir ürünlerini internet üzerinde pazarlayabilir miyim diye. Mesela o da geldi, onu konuşuyordu. İnsanların kafası, aşı olanlar da dahil, bu süreçte ciddi anlamda karışmış durumda ve çok hızlı. Yani daha önce biz böyle bir taraftar buluyorduk, şimdi böyle gidiyor. Çok çok. Yani son Sinovac'la alakalı bir aşının bir serisinin toplatılmak kararı. Ya şimdi ya herkes bununla alakalı sosyal medya üzerinden. Peki pardon derlerse mRNA ile. Kaç kişi oldu o aşıdan? Milyonlar. Acaba o aşıdan kaç kişi oldu? Yani geri çağrılan geri. Ha şey, onu bilmiyoruz. O. İşte böyle bir sağırlık var. Yani sorularınıza cevap vermiyorlar. Ve kendi şarkılarını tekrarlayıp duruyorlar. Yani Sinovac için bu konularda en çok yalan söyleyen ülke, hala 8 bin açıklıyor. Birçok eyalette hastalık yok ve herhangi bir tedbir falan da şu anda uygulanmıyor. Açıklanan ölü sayısı aslında bir ayda Çin'de normal gripten ölen insan sayısı kadar değil. Dolayısıyla dünyanın ve Dünya Sağlık Örgütü bunu yayınlıyor. Yani bu sahtekarlığı tescil ediyor. Çin'in de bu konulardaki en sabıkalı örgütü Sinovac, aşısını üreten firma. Biz en sabıkalının, en sabıkalısının ilacını zorunlu olarak insanlara veriyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Bunlar sabıkalı, herkese kazık attıkları için muhtemelen Dünya Sağlık Örgütü'ne ve o sisteme de numara çekiyorlardır. Yani bunun en sahtekarı diğerleriyle, yani mRNA grubundaki aşılarla kıyaslandığında daha az zararlı olabilir. Bu bilgi değil yalnız. Anlatabildim? Şimdi mesela nüfusu oranla dünyada en çok aşı yaptıran İsrail. Devlet bazında söylemiyorum. Yani olgu bazında söylüyorum. İsrail'de bir devlet tanımı. Onlar kendilerine özel bir aşı geliştirmişler. Filistinlilere aynı aşıyı yapmıyorlar. Yaptıkları aşıdan beklenen faydayı da sağlamadılar. Dolayısıyla yani onlar diş implantında kullandıkları kemik tozu da özel. Mesela İsviçre'de özel ürettirir. Otomobiller de biliyorsunuz belki, İsviçre'ye giren otomobiller. Dünyada piyasada satılan otomobiller değildir onlar. Özel. İsviçre standartlar ya da İngilizse direksiyonun yeri bile değişiktir. Onun için yani vay İsrail yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Sizin kullandığınız aşı aynı aşı değil. İsrail bunu tamamen dünyadaki bu popüler aşı kampanyasına destek vermek için herkese yaptırmış olabilir. O da aslında B vitamini kompleksi de olabilir. D vitamini. Delta varyantı da yoğunlukla orada görüldü. Hani kamuoyuna açık, yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Devletlerin açıklaması, Türkiye dahil, pek ciddiye almıyorum. İnanmıyorum. Güvenmiyorum. Türkiye dahil. Türkiye dahil. Çünkü daha önce gördük artışlar ve eksiltmeler. Hiç zahmet etmemek için rakamları bir enagram modeline göre yapılmış. Bakıyorsunuz yani, tak 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 tak. Yani. Sayın Bakanımız, biz Türkiye'ye korona ile mücadelede mRNA aşılarının taşıdığı riskler dolayı Sinovac aşısını getirdik. Ve bu en etkili aşıdır diye açıklamasını ben hatırlıyorum canlı. Tamam. Sonra mRNA'lar, yani BioNTech'ler, Pfizer'lar uçuşa geçti ya. Yani. Sonra karma aşılar. Böyle deyince, çelişkileri görünce diyorsunuz. Güven sorunu yaşıyoruz. Öyle yani mi? mRNA diyor ki bir ay sonra yeni aşıyı hazırlarız diyor. Bir şey yapmanıza gerek yok ki, yeni bir datayı. 100 gün sonra. 100 gün sonra. Siz 100 gün yapana kadar yeni varyant çıkacak. Çıkar. Yani o seri üretim için 100 gün. Yoksa bunlar sadece bir program yazıp bu sıvıya bunu yüklemeleri gerekiyor. Bütün ilaçların yerine mRNA'yı kullanabilirsiniz. Ve mRNA'da da çok yoğun bir şekilde... tabii bu aktif karbon bazlı. Konuşacağız grafen. Mail klasörü vardı yönetmenim. Orada sıralı bir şekilde ekrana getirirsek.
Tabii bu güvensizlik yükseliyor. Yani aşı, tabii insanlar aşı vuruluyor. Şu an bizi izleyenler, birçok izleyici belki de aşı vuruldu. Evet, evet. Hani biz buradan şu an mesela mevcut devlet politikaları aleyhtarlığı ve kamu zararına bir söylem mi geliştirmiş oluyoruz? Bunları ifade eder. Eğer söylemezsem namussuzluk yapmış olurum. Çünkü halka gerçeği, bir gazetecinin görevi hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaktır. Ben bunu keyfime yapmıyorum ama durup dururken kimseyle tartışmak da istemem. Ben neyi nasıl yapmadığımı açıklıyorum. Bu sizin inandığınız hakikat. İnandığınız hakikatin... Gerçek. Hayır, yani kendi gerçeğinizi anlatıyorsunuz. Ulaştığım bilgilerle, ne bileyim, işte ne bileyim, cuma gününde başka bir profesör arkadaşla bu konuyu televizyon önünde konuşacağız. Bakın, ben ulaştığım gerçeği insanlarla paylaşıyorum. Ben kendi adıma nasıl bir negatif tehditten söz ediyorsam, bu bilgiye sahip olup da açıklamayan bilim adamı da, politikacı da, bürokrat da aynı töhmet altında. Halka ait bir gerçeği halktan saklayanlar gerçeğin hırsızlarıdır. Bu gazeteci de olsa, politikacı da olsa, bilim adamı da olsa, bürokrat da olsa. İşte burada gerçeklerin savaşı. Demek ki birden fazla gerçek olabilir. Zaten bilimde onu, bu iman konusu değildir. Yani bilimde o, şüphe o bilim üzerine. Adamları bu gerçeklik, gerçek belli bir zamanda, belli bir mekanda, belli bir ferdin idrakinde, belli bir olguya karşı oluşan tepkiyi ifade eder. O zaman bu farklılığı görüp kimse kimseye de tehdit etmemesi gerekir. Post-truth diye bir kavram var. Gerçeği bükmek, gerçeği eğmek. Gerçeği farklı olduğundan farklı göstermek. Onu da konuşalım ama şimdi yani belki Türkiye'de de BioNTech aşısı olmuş izleyicilerimiz de Türkiye'de bununla kullanma izni yok. Ha, şimdi FBI sadece izin vermiş. Türkiye Amerika'nın eyaleti değil. FDA onayını otomatik olarak onaylayamazsınız. İzah edelim, bu tepkinizin niçin olduğunu anlatalım. Doktor Ümit Aktaş, değerli izleyenler, yani sosyal medyada da yoğun bir şekilde yorumları vesaire, videoları da var. Ara ara ekranlara da çıkıyor. Dikkatimi çekti. BioNTech ile mailleşiyor kendisi ve bunu Twitter üzerinden de paylaştı. Şimdi okuyoruz. Mail attım diyor. Sorularımı yeniledim. Ürettiğiniz COVID-19 aşılarının tamamlanmış faz 3 çalışmaları var mıdır? Tamamlanan çalışma yayınını veya linkini gönderebilir misiniz? Aşılarınızın Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanım izinleri var mıdır? BioNTech'e soru soruyor. Devam edelim. İkinci, evet, cevap geldi diyor. 5 Temmuz 2021'de. Buna göre Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına Türkiye'de acil kullanım onayı verilmemiştir. Yani BioNTech ürettiği mRNA aşısının Türkiye'de kullanımına ilişkin acil kullanım onayı veya ruhsatı olmadığını beyan ediyor. Sorumluluk almıyor ve bana imza attırmak istiyorlar. Ben de sorumlu olmayacağım diyor. Ve bir de dayatıyor bunu bana. Bunun ahlakı da yok, hukuku da yok. Böyle siyaset de olmaz. Devamı da var işte. Bunun orijinal metinleri de var. Devam et yönetmenim. Acil kullanım onayıyla ilgili ayrıntılı bilgi için... Hepsi hukuki sorunlar olacak, siyasi sonuçları olacak bütün bunların. FDA'nın web sitesinde link vermişler. Hatırlatmak isterim. FDA bizim ülkemizin hukuken tanıdığı veya bilimsel otorite olarak kabul ettiği bir kurum değildir. FDA dediği nedir üstadım? FDA, Amerikan Gıda ve Sağlık. Food and Drug. Kararlarının ülkemizde hukuk ya da tıbbi bir bağlayıcı yoktur. Yani FDA onaylı. DSE onaylı değil. Doğru mu? Amerika onaylamış. Amerika onaylamış. Tabii. Yani Amerikan FDA'sı DSE düzeyinde güçlü bir örgüt. Ya yok, yani Amerikan o, devletinin gıda ve ilaç örgütü. Evet. Yani bizim Sağlık Bakanlığı ilaç ve tıbbi araçlar kurumu gibi. Kurumu gibi. Onay şey. Kurumu gibi. Evet. Yani. Evet. Öyle bir kurum. Var mı bir başka bir mail daha yönetmenim? Yani, gelelim faz 3 çalışmalarına üstadım. Faz 3 tamamlanmıştır veya linki şudur gibi bir şey yazmamışlar, yazamamışlar. Anlaşılmıştır ki daha önce defalarca yazmış olduğumuz gibi tamamlanmış bir faz 3 çalışması yok. Zaten öyle. Biz hepimiz Akko milli var. Kobaylarız. Milli kobaylarız. Yani bu hale düşürdüler. Ayıp, günah, yazık.
Bizim üstümüzde, yani bizim insanlığın üzerinde test ediyorlar. Bunu niye söylüyoruz şimdi biz? Şimdi Ümit Aktaş Bey, sadece Ümit Bey değil. Tanıdığım birisidir. Sadece Ümit Bey değil, daha birçok böyle bağımsız isim. Değerli izleyenler, BioNTech'le mailleşti. Yani hukuki olarak bir takım sorular sordular ve aldıkları cevapları paylaştılar. Sadece biz bu örneğe getirdik. Şimdi bu örneği niye getirdik biz? Şu an bizi ekranları başında izleyen ya daha sonra izleyecek olan bir sürü insanımız var. BioNTech aşısı olmuş. Şimdi adam burada diyor ki izlerken, ya diyor lan kardeşim işte Dilipak, bizim olduğumuz aşı Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla biz bunu oluyoruz. Ve imza atıyoruz. Yani sorumluluk kabul etmiyorum ben de başıma geleceklerden Sağlık dolayı. Sağlık garantisi yok. Yok. Şimdi burada bir sıkıntı var. Biz bu sıkıntıyı dikkat çekmek için bu paylaşımları getirdik. Bu ekranda kalsın yönetmenim. Ortadaki sorun, birileri evet bu aşılarla alakalı bir takım kararlar alıyor üstadım. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle demişti. Bu kararları biz bilim kurullarının kararları doğrultusunda alınan kararları şart. Bilim kurulu da ne demişti ki, biz siyasetin kontrolünde bunları alıyoruz. Şimdi 5G Virüs News işte tam da bu BioNTech aşısı üzerinden ortaya çıkacak riski özetledi. Bakın değerli izleyenler. Gayet net, yani resim net. Türkiye'de pandemi yalanı ile ilgili bütün suçu pedofili Bill Gates çetesine veya DSÖ'ye değil, yarın Erdoğan'a atacaklar. Gavi hakkında hala anlamadılar. Erdoğan'ın Gavi hakkındaki sözlerini, o söyleme sürecini sorgulamaları lazım. Tuzak kazıyorlar. Bu ekranda kalsın yönetmenim. Bakın bu süreçlerle alakalı bir takım Dilipak'ın da dikkat çektiği bir takım bağımsız işte kurumların, kuruluşların, doktorların bir takım risklerine dikkat çektiği bu konularla alakalı yarın bak işte göreceksiniz, Erdoğan tırnak içinde yine aldatıldım diyecek. Şimdiden söylenmeye başlandı. Neden? Çünkü bütün bu işi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine yıkacaklar. İddiayı kim söylüyor? Bütün bu gelişmelerden dolayı. Her türlü yolsuzlukları da, başka bir takım kayıp silahları da. Çünkü müteselsilen sorumluluk, özellikle başkanlık sisteminde, her depremin üzerine çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldim diyor. Kardeşim nereye geldin ya? Nereye geldin? Ne diyorsun sen ya? Yani senin görevin bu. Her şeyi ona hamlettikleri gibi yarın bütün riskleri de ona fatura edecekler. Bu bir tuzak. Bu tuzağa dikkat çekmek için bu yayının bu ilgili bölümünü konuşuyoruz değerli izleyenler. Özellikle bu tuzağa dikkat çekmek için tekrar okuyorum. Pandemi yalanı ile ilgili bütün suçu Türkiye'de Bill Gates'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne, FDÖ'ye vesaire atmayacaklar. Direkt Erdoğan'a atacaklar. Hala anlamadılar. Umarız siyasi otorite ve irade bununla alakalı riski ve tehdidi görür ve 2023'e giden Türkiye'de, 15 Temmuz'un yıl dönümüne giden Türkiye'de bu riskleri doğru analiz ederek tedbirleri buna göre alırlar. Çünkü insanlar artık bir takım konularla alakalı sorular sormaya haklı olarak başladılar. Diyorum, sözü size bırakıyorum üstadım. Bunun evet, genel toparlanmasını yapmanız lazım. Yani bu bütün dünyada artık patlama noktasına geldi. Rusya'sında, İngiltere'sinde, Amerika'sında. Dün uçakla geldim. Yanımda Amerika'da nükleer tesiste görevli bir Türk asıllı profesörle beraber. Onunla da konuştuk. Yani Türkiye en garip bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergelerine en sıkı uyan ülkelerin başında geliyor. Ve halk da gerçekten çok büyük bir sabır gösterdi. Yani olayı sokağa taşımama konusunda, ama sabrın da sonuna geldiler. Ekonomik olarak çok ciddi bir tahribat yaşandı. Bakın yaşlılar ve çocuklarda çok ciddi sorunlar var. Maskeyi daha önce anlattım. Bu insanlar gözleri mahvoldu. Hep sıcak havayı gözlerine üfleye üfleye. Gözden de mikrop bulaşır. Bu yanlışlar ekonomiyi de bitirdi. Aileyi de riske soktu. Eğitimi de bitirdi. Okullar falan nasıl bir yıl geçirdiğimizi biliyorsunuz. Şimdi varyant bahanesiyle tekrar kapanmaya ve yeni aşılanmaya insanları mahkum etmek istiyorlar.
bize geçen seneki ölümleri, önceki seneki ölümleri ve bu seneki ölüm istatistiklerini yayınlasınlar. Koskocaman bir yalanla karşı karşıyayız. İşte yani bugün size de göndermiştim. Dünya Ekonomi Forumu aslında 2000 şimdi kaçtayız? Yani 2020 2030 için. 2030 için söylüyor. 2016'da. Hmm. 16'da mülkiyetsiz bir toplumdan söz ediyorlar. Yani daha gelecekte olması beklenenleri bile yıllar öncesinden açıklamışlar. Şimdi siliyorlar. Bu da önemli. Yani Dünya Ekonomi Forumu'nun kendi sitesinden 2016'da açıkladığı şeyleri siliyor olması projelerinin gerçekleşmesi konusunda ve bunun alenen söylenmesinin ortaya çıkartacağı riskleri gördükleri için. Bill Gates bakın ailesinden ayrıldı. Şimdi haber vaktimde de haber olmuştu. Vaktim değil. Haber vakti de haber olmuştu. Bunlar tekrar bir araya geldiler. Hı. Ne yapacağızı konuşuyorlar. O... Bill Gates'in vakfının başındaki de gitti. Karısı da gitti. Elon Musk da eskisi kadar çok konuşmuyor. Çünkü evdeki hesaplar çarşıya uymamaya başladı. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. 2025'te bitirmeyi düşündükleri senaryoları 2030'a hatta 2045'e kadar erteleme noktasına ama inatlarından vazgeçmediler çünkü bu süreci geri döndürdüğünüzde bugüne kadar olanların hepsinin faturası belli kişilere, belli örgütlere çıkartılacak. Bu da onların sonu demektir. Onun için şu anda bocalama dönemindedirler. Ama bir tek yiğit bir ülke liderinin çıkıp bu gerçekleri açıkça konuşması gerekiyor ve bu anlamda uluslararası bir lobi oluşturulması gerekiyor. Yoksa tek tek çıkışları uluslararası sistem hemen bastırır. İspanya'dan bir akademik makale yayınlanıyor grafen hakkında. Arkasından hemen iki gün sonra teyit.org gibi oradaki bu checking sistemleri bu doğru değildir diye kampanya yapıyorlar. Bir anda şu anda milyonlarca data Google'da silindi. Yani çok açık bir şekilde. Hı-hı. Biliyorsunuz YouTube Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarının aksine olan bütün görüşleri kaldırıyor ve yasak getiriyor evet. Bu konuda da. Sansür uyguluyor. Evet, onlarla bizim mahkeme noktasına geldik. Şimdi Kırkpınar yağlı güreşleri üzerinden 600 kaçıncısıydı? 60.sı Ali Gürbüz baş pahlivanlığı kazandı üstadım. Bir yorumda bizim yayın kayıtlarının bir yorumunda görmüştüm. Dikkatimi çekti. Oradan esinlendim. Yani siz derin gerçeklerde Türkiye televizyonlarında konuşulmasına müsaade edilmeyecek konuları açıklıkla konuşuyorsunuz. Yani deli misiniz? Aklınızı yitirdiniz. Kendiniz korkmuyor musunuz? Vesaire vesaire bu şekil yorumlar vardı. Kırkpınar'da ne derler? Cazgır mı derler? Hı-hı. İki er çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Altta kaldım diye üzülme, üste çıktım diye gerinme. Hani Hamza, hani Ali, hey hey diye başlar böyle vurgular biliyorsunuz. Değerli izleyenler, bu belki de yaptığımız yayının bu bölümüyle alakalı kısımları yani hakikaten içeriği açısından ciddi riskler doğurabilecek ifadeler ve ya da yorumlar. Neden? Çünkü bakın Dilipak da bunu söylüyor. Siz de biliyorsunuz takip edenler. Aşı karşıtlığı sadece Türkiye'de değil dünyada çok ciddi bir riski göze almak, özellikle toplumu etkileyen, toplum üzerinde bir takım manevi etkileri olan insanlar bununla alakalı çok ciddi risk ve tehdit alabiliyorlar. Mesela işte Dilipak'a yönelik yapılan itibar suikastleri, Dilipak'ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir takım videolarının kaldırılması, yayınları durdurulması. Bunun gibi birçok örnek var. Biz Dilipak'la yaptığımız için yayını söylüyorum. Öldürülen liderler, 12 no'lu imaj yönetmenim. Bak o liderler fotoğrafını getirsene. Yani aşı karşıtlığı, mesela Haiti devlet başkanı konutunda
girildi ve suikaste uğradı ve hatta öncesinde çok sert bir şekilde de işkence yapılmış. Covid çetesi yani. Covid suç örgütüne dönüşüyor bu iş. Diyorlar ki aşıyı Haiti'ye sokmadığı için bu adama yönelik çok ciddi bu şekil iddialar var yani. Bakın şu ana kadar dünyada 4 lider Makul, bununla alakalı. Evet. Değerli izleyenler yani hani öylesine konuşmuyoruz. Öylesine bir takım iddialar değil. Bu gördüğünüz liderler dördü de kalp krizinden falan öldü yani. Öyle dediler. En sonunda Haiti Devlet Başkanı'na suikast düzenlendi. Bizim buradaki kaygılarımız, endişelerimiz çok ciddi. Vatandaşlarımızla alakalı, milletimizle alakalı. Dilipak vurguladı. 5G virüsünüz. Önceki imajı getirelim yönetmenim. 5G virüsünüz de özellikle vurguladı. Hedef Erdoğan. Yani Erdoğan'ın şahsında milli irade. Doğru mu? Yani Erdoğan bu, bir temsil makamı. Bakın, dünya... 5G burada ne yaptı? Siz 5G mensubu olarak da bunu vurgulayalım. Evet. 5G virüs platformu dava açtı. Evet. Ne açtı? Bir, 5G teknolojisinin iptali ve cihazların toplatılması için Huawei ve Microsoft'a karşı adli yargıda şu an. Değerli evet. izleyenler. Bakın ama dava açtılar. Biz bunları mahkemeye... Dilipak dava açtı Microsoft'a. Ben müdahilim. Fakat devlet bunların Türkiye'de iş yapmak için kendine sunduğu belgeleri uluslararası bilimsel raporlar olarak mahkemeye gönderiyor. Bizim şikayet ettiğimiz sanıkların ifadesini devlet evrensel gerçekler diye mahkemeye sunuyor. Mahkeme onun üzerinden mütalaa. Delil olarak sunuyor devlet. Yani, İki, maske yasağının kaldırılması için siz yine müracaat evet. edildi. Sonra idari yargıda. Gerçi şu an çok şükür artık gevşedi biraz. Üç, burası çok önemli. Acil kullanım onayı düzenlemesinin iptali. Bu da idari yargıda. Evet. Yani acil ama kullanım... aşı bittikten sonra mahkeme karar verecek. Evet. Çünkü aşılama bitecek. Yargı da devletin bu kadar angaja olduğu bir olay karşısında mahkeme şaşkına dönüyor. Yani biz itiraz etmesek hakimin ilgileneceği bir alan değil bu. Hı-hı. Ama bir yandan bizim söylediğimiz gerçek, biz tekil kişileriz, küçük gruplarız. Ama öbür tarafta bilim kurulu, hükümet, yani yönetim, onun arkasında bürokrasi, onun arkasında sivil toplum, onun arkasında medya. Yani bir yanda fil ordusu var ya da Calut, bir yanda Davut. Yapacak bir şey yok. Tek başımıza da kalsak konuşacağız. Yani o inandığımız gerçekleri uluslararası platformlarda muhalif görüşlere bakıyoruz, okuyoruz. Bir takım insanlar videolar çekiyorlar, bir takım görüntüleri gösteriyorlar, bir takım raporları gösteriyorlar. Şimdi Ümit Aktaş, çok affedersiniz, kafadan mı salladı? Hayır. Biontech'le yapılan yazışmayı ekrana getiriyor. O zaman buradan hukukçulara, savcılara çağrıda sensör çağrıda bulunalım. Ümit Aktaş'ın aleyhine. O zaman eğer açsınlar. Urfa Viranşehir savcısının başına gelenin kendinin ihtimal. Başına gelmesinden korkar. Çünkü orada asıl hedef Viranşehir savcısı değil. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle kabilinden anında. İnanamadım. Bakın aynı kişi hakkında HYK'nın hakimler savcılar kurulu HSK'nın talimatı dışında Adalet Bakanlığı da görevden el çektirilmesi için tahkikat açılması için talimat vermiş. Ne oluyor? Ne oluyor? Büyük resimle 4 yine dava açtı 5G virüs. PCR testin iptali. Bu da yargıda. Şimdi yani, yeni varyantlar çıkıyor. Yine PCR'la gidiyorlar. Yani bunun... Yeni varyantlara da PCR testi yapılıyor. O yeni varyantlar PCR testlerine uyarlandı mı? Aşı olmuşsanız 24 ile, aşı olmazsanız 48 devirle. Mail klasörü yönetmenim. Yani, 6 numaralı imaj tekrar bakın, ekrana getirelim. Utanç verici. Şu zaman, şu dönem bu bakanlığın bu uygulamaları yarın önlerine konur. Dünyada da, ahirette de bunun hesabını veremezler. Tekrar uyarıyoruz değerli izleyenler ve buradan hatırlatıyoruz. Doktor Ümit Aktaş'ın Biontech'le olan yazışmalarını ekrana getirdik. Eğer Doktor Ümit Aktaş toplumu manipüle ediyorsa, yalan söylüyorsa, bizi kandırıyorsa savcılar harekete geçsin. Tamam. Savcılar harekete geçsin. Ben buradan kamuoyu adına bir televizyoncu, gazeteci olarak söylüyorum. Gerçeği söylesinler, desinler ki hayır, bir hayır bu. Ümit evet. Akıllı lafı, insana lafın tamamı anlatılmaz kabiliğinden üstadım. Eyvallah. Aksine yoksa
büyük tehdit ve risk buradan 15 Temmuz'un yıl dönümünde. Tekrar hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında milli iradeye yapılan o saldırıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğini karartmaya yönelik yapılan o kanlı ve kirli başarısız operasyonda olduğu gibi. Ver yönetmenim, bunu ekranda vatandaş görsün. Türkiye'de pandemi yalanı ile ilgili bütün suçu Bill Gates çetesine veya Dünya Sağlık Örgütü'ne değil, bilim kuruluna değil, Erdoğan'a atacaklar ve yıkacaklar. Birileri anlasın diyoruz buradan üstadım. Evet. Biraz sıcak geçti herhalde bu bölüm. Reklama mı gidiyoruz dediniz? Ha yok, daha var. Eyvallah. Yani daha birçok konu var ama nasıl diyeyim? Ne yapalım? Yani ya anlayan sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ankara çok müthiş bir özgüven. Özgüven dediği bana kalırsa onlar da bunun sonunun nereye gideceğinden artık endişe duymaya başladılar. Bu böyle gitmeyecek ama. Sadece Türkiye'de değil, dünyada. Dünyada tepkiler Türkiye'den daha önce yükselmeye başladı. Türkiye'de de benim korkum şu. Batı erkenden tepkilerini ortaya koyarak aslında kendileri belli bir sosyal kazanım elde ettiler. Yani bu olayın bu kadar katı uygulanmasını durdurdular. Ama Türkiye'de yay basılıyor. Yarın patladığında Allah korusun bu işin nerede duracağını ya da durup durmayacağını doğrusu ben kestiremiyorum. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Yani olmaz böyle bir şey. Artık şu maske rezaletine falan şu bir yandan da çıkıyorlar hala resmi dairelere, kapalı mekanlara aşı olmayanlar girmesinler. Hatta onların bir takım sosyal haklarına kısıtlama getirelim falan diye. Dün uçaktan indim, belediye otobüsüne bineceğim, olmaz. Ne bileyim işte tramvaya bir yere gitsem yani problem. Siz uçakla mı döndünüz? Uçakla geldim. Peki PCR testi zorunlu mu? Yok. HES kodu zorunlu. Şimdi bakın bu yayın hakikaten birilerini rahatsız edecek. Çok ciddi rahatsız edecek. Etmeye de devam ediyor. Geçmiş yayınlarla da alakalı bir takım şeyler oldu. Sözlerimizin belirli kısımlarını alabilirler. Makaslayabilirler, kesebilirler. Birkaç cümleyi gündeme getirip haberleştirebilirler. Şimdiden bunun da bunları bile bile biz bu yayını yapıp inandığımız gerçekleri cesurca söylemeye gayret ettiğimizi ifade edelim. Buradan, hadi. Nereden? Türkiye'nin en cesur ekranı Akit TV'den. Bu arada Akit TV ve Akit Medya bu ciddi süreci ciddiyetle değerlendirirken size şikayet edildi Sedat Peker tarafından. Ona geleceğiz. Değerli izleyenler o bölümü kaçırmayın. Sedat Peker attığı son tweetlerde dili paka bir takım çağrılarda bulundu. Kıymetli büyüğüm dedi. Ortalık karıştı hakikaten. Ama biz 15 Temmuz'u bir konuşalım. Madem bütün bu süreçleri 15 Temmuz üzerinden yorumladık, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde, yıl dönümünün hemen öncesinde. Üstadım, neydi, ne oldu, nasıl gidiyor? Hala ne olduğunu tam anlayamadık. Oh, çok sert. Çok sert giriş yaptınız. Başından beri anlaşılmadı. Yani darbe süreci başladığında ben Köyceğiz'deydim. Marmaris'e 20 kilometre mesafede Fethullah Gülen ve darbeler konulu bir konferans veriyordum. Yani bu konuyla ilgili. Ve katılanların çoğu da o bölgedeki bürokratlardı. Hmm. Ya da akademik çevreden insanlardı. Ve benim çok erken saatlerde konferans arasında bir not getirdiler. Hanım arıyordu ve darbeden söz ediliyor. Ne yapıyorsun falan diye bir not göndermişlerdi. Tayyip Bey darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Oho, o zaman zaten bizim Çengelköy'de karakolun oralarda Halil Kantarcı direnişi geçmişti. Bir sürü olaylar olmuştu. Rahmetli. Trafik ta köprüye kadar uzamış. Çünkü olay olunca Çamlıca Tepesi'nden inmekte olan enişte de Üsküdar'a giderken yol tıkandığında arada kaldığından arayıp ne oluyor diye sorduğunda bir takım olaylar var. Hı hı. Ne olduğunu tam anlayamadık şeklindeki bir mesajı Tayyip Bey'e ulaştırmıştı. Taşlar yerine oturmuyor. Saat 12 civarında mesai bitince iki subay, bir as subay, bir subay
MİT'e gidip onlar da bu işin içinde olan kişiler bizimkiler darbe yapacak diye ihbarda bulunuyor. MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanı'nı arıyor. Başka kim aradı? Kim neredeydi? Ne yapıyorlardı? Yanında Diyanet İşleri Başkanı da var. Onun yanında da bir Suriyeli var. Onları gönderiyorlar. Ondan sonra saat 4:30 gibi Genelkurmay'a gidiyor. Yani timing tutmuyor abi. İstanbul'da bir düğün var falan. Akışla alakalı mı yani o sürecin? Tutmaz. Yani ritim sorunu mu var orada? Ne var? Yani neyi kastediyorsunuz? Yani ne demek istiyorsunuz da diyemiyorsunuz? Anlamadım. Yani darbe olsaydı kurucu meclis nasıl olacaktı? Atanacak valiler ne, kimler olacaktı? O gün kim neredeydi? Bakanlar neredeydiler? Acaba yani asker komutanlar neredeydiler? Kim ne yapıyordu? Birileri iki taraflı bakıyor. Herkesin bildiği bir sır gibi sanıyorum. Yani bilinmeyen bir şey değildi. Semih Terzi niye üzerinde durulmadı? Semih Terzi darbe olacaksa niye o kadar geç kaldı? Yani daha ilk Halis Demir'in vurduğu adam. Yani ne oldu? Yani darbe karargahına gelirken bir darbeyi yönetecek olan komutan daha dakika bir gol bir düşüyor. Yani taşlar yerine oturmuyor. Öteki adam nasıl kaçıyor? Tamam da şöyle yani aldım ben istihbaratı, tedbirimi alıyorum anlık. Ya alındığı yok işte yani bir sürü... Aksakallı almış ki meclis, talimat veriyor. Meclis vuruluyor, İçişleri Bakanlığı boşaltılmış, emniyet vuruluyor. Genelkurmay önünde çatışmalar var. Köprüde çatışmalar var. Yani bu övünmek ve dövünmekten bir türlü kurtulamıyoruz. Olayları kronolojik olarak bizim tek sırayla. Ben Davutoğlu'yla yani birkaç ay önce görüştüğümde bunu da sordum. 15 Temmuz yani işte İstanbul Sözleşmesi'ni de sordum. Bu 15 Temmuz'u da sordum. Bizden hemen sonrasında nerede olduğumuz, ne yaptığımız, ne bildiğimizin bildirilmesi istendi. Ondan bir gün sonra bu gönderilen yazı geri çekildi. Buna rağmen ben kendim bildiklerimi yazdım. Hatta kitap olarak bastırmış, onu da bana da verdi. Yani birçok kişi, devlet yönetiminde bulunan kişiler hiçbir şey söylemediler. Sonuçta bir darbe var. Yani bunun örtülecek tarafı yok. Darbe öncesi FETÖ'ye sponsorluk yapan birçok iş adamlarının hala itibar gördüklerini de görüyoruz. İşte FETÖ borsasıyla işin ciddi anlamda tartışmalı hale geldi. Çünkü birilerinin kurtarıldığı iddiası var. Yine Baylok ve ankesörlü telefon üzerinden KHK tartışmaları devam ediyor. KHK ile görevden uzaklaştırılanların hepsinin zaten AK Parti'nin içindekilerin %70'inin yani bu yapıyla iç içeliği vardı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra işte yok işte 17-24'ten sonra bankada hesabı olanlar Fethullah Gülen çağrısından sonra diye bir tarih belirlendi. O süreç içerisinde birçok kişi bu hareketle detayda ilişkisi olsa bile bir noktada bir dernek üyeliğinden, bir gazete, dergi aboneliğinden FETÖ'cülükle suçlanıp zevahirde, görüntüde sanki operasyon yapılıyormuş gibi her gün hala operasyon yapılıyor. Ama bir takım zaten kripto operasyon 15 Temmuz günü sahada olan cinayet işleyenler yakalandı. Hemen o süreç içerisinde bu işin kaybedildiğini anlayınca o günlerde birileri bir şekilde yatıyla, uçağıyla bir şekilde yurt dışına gitti. O karambol içinde. Arkasından bir takım kişiler kaçarken yakalandılar ya da ihbar edildiler ve onlar da ele geçti. Ama arkasından bu defa FETÖ'cüler kendilerini kurtarmak için gördüğüm kadarıyla kendileriyle dolaylı ilişkisi olan, zaman zaman eleştiren birilerini FETÖ'cü diye ihbar ederek kendilerini aklamaya çalıştılar.
Ve bu toplumda çok ciddi anlamda bir kaygıya yol açtı. Yani herkesi FETÖ'cü yaptılar ama bir takım herkesin bildiği FETÖ'cüler dışarıda. Dışarıda evet. Bir kısmı dışarı çıkartıldı. Bir kısmı yani bunların içinden gerçekten itirafçı olan ya da içeri girdikten sonra yani önemli bilgiler veren, yanıldığını anlayan kişiler de olabilir. Bir kısmı zaten bunlarla tamamen iç içe değildi. Ama sadece işte zengin olduğu için bunlarla beraber göründüğü, bunlara rağmen bürokrasi de bunlar var, diplomasi de bunlar var, Amerika ile ilişkilerde bunlar var, Avrupa ile ilişkilerde bunlar var, Türk dünyasına ihracat yapacaksan bunlar var. Kaç tane ülkede? 140 ülkede örgütlüydüler. Bunlarla ilişkisi olmayan kimse mi kalmıştı sanki? Ama bu ilişkilerin hepsini bir anda tersine çevirdiler. Doğru gitmiyor bu işler. Siz de ödül aldınız. Ben Türkiye Yazarlar Birliği'nin 90'lı yıllarda Fethullah Gülen'de fotoğrafınız var. Tamam. Yani ben zaten Türkiye'nin en cesur ekranında. Tayyip Erdoğan da. Hayır. O sahnede. Şunu söylemeye çalışıyorum. Toktamış Ateşli ile birlikte bizim programımıza verildi ve ben daha sonra. Yani nasıl bir ilişki olduğunuz önemli. Yani benim herkesle ilişkim var. Siz Peker'le de görüşmüşsünüz. Toplantıda bir yerlerde Peker'le görüşmüşsünüz. Peker'le de görüşme, Aybar'la da görüşmem yani, var. Füller'le de görüşmüşsünüz. Görüşmediğim kimse yok. Hani oradaki görüşme kriteri ne belirler? İşte görüştüm diye eğer birilerini mutlaka alacaksanız beni de alın. Yani adam tek FETÖ ile görüşmüştür. İhbar ediyoruz burada. Ben FETÖ ile değil. Yani FETÖ'nün patronuyla bir defa da değil. Yani o çevredeki kişilerle. O yapı içerisinde en üst seviyede olan hala dışarıda olan bir sürü insan da var. Ödül alan hala. Merkezden ödül alan. Yani. Demek ki FETÖ'cü değil onlar. Yok canım. Miş yani. Yani işte. Yani, İşte ben bundan kaygılıyorum. Biz daha bakın Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilini bulamadık. Bulduk mu? Ya şimdi bulduk da ifşa mı edemiyoruz? İşte ya da aynı etmiyoruz. Şey. FETÖ'nünki de bilinmiyor mu? Hayır, bu devlet... FETÖ başarılı olsaydı. Tamam. Kim başbakan? Alınacaklardan biri de bendim. Doğru. Nereye götürüleceğim de belli. Ümraniye. Oradan da ta... Anlatsanıza ne tür bilgi? Neyse var? Çok fazla. Anlatın. Hakikaten yani. Yani bize konuşuyoruz burada. Kimse yok yani. Gözaltına valiler de belli. Emniyet müdürleri de. Dilipak'ı alacaklardı. Nereye götürüyor? Ümraniye. Hamdi Alagaş'a götüreceklerdi. Tesise. Bir hukukçu. Orada ifademi alacaklar. Benim işte özür dilememi, Hoca Efendi'ye tabiatımı yani biat, tecdidi iman edip etmediğimi bir iman tazelemesi gibi haşa. Eğer kabul etmeyecek olursam da bu toplama temerküs kampı olarak şeyi düşünmüşler galiba. O motokros yapılan yer var ya. Tamam. Yani beni geçin sadece ben değil binlerce kişi İstanbul'dan. Kaç tane ceset torbası vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depolarından? Kardeşim oraları karıştıracak olursam bir gün önce İstanbul Belediyesi'nin depolarında Fethullah Gülen geldiğinde şehre basılacak billboardlar ya da pankartlar onlar neredeydi? Kimler tezgahladı bunu? Bunların üzerine niye gidilmiyor? Şimdi iş iddiaya kalırsa, yani bunların hepsi iddia. O zaman kimilerin işte, iddiasına göre Adil Öksüz'de bilmem nerede, bilmem neyi yönetiyordu. Yani bakın, bir sürü iddia var. Herkes bir şey söylüyor. Darbe yapıyorlarsa, Fethullah Gülen bir hafta sonra gelecekse, geleceği yarın işte Kayseri'ye gidecekti bir hafta sonra. Ortada bir cami açacaklardı falan filan. Yani hiçbir hazırlık yapılmadı mı? Tamam yani, da evet. Yani FETÖ başarılı olsaydı bir takım şeyleri senaryo planlamışlar. Yani darbe yapmaya teşebbüs edenler, valileri kim olacak unutmuşlar mı? Garnizon komutanları kim olacak? Mahkeme hakimleri kim olacak? Örfi idare, askeri ma ya da işte ağır ceza özel görevli mahkemelerin hakimleri kim olacaktı? Buna bilinmiyor mu? Hiç mi itiraf eden olmadı? İnfaz edileceklerin listesi bile konuşuldu ya. Tamam. Yani kesin infaz edilecek isim listesinden alıp götürecekleri şu su bu su. Bu çok daha vahşi bir şey bu. Bütün darbeler vahşidir. Tabii ki. Yani
bunlar böyle kontrolden çıktı da onun için çatışma oldu havası değil. Yani meclisi bombalayan bir akıl var burada. Yani Beştepe'yi de bombalıyor. Hmm. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de bombalıyor. İnsanların üzerine de ateş açabiliyorlar. Tankla da ateş açabiliyorlar. Gözlerini karartmışlar yani. Evet. Yani kontrollü darbe diyenlerin tezlerini bu bile çürütüyor başlı başına size göre. Doğru mu? Bunu kim kontrol ediyor? Bana kalırsa Amerika'da kontrol ediyordu. Çünkü Tayyip Erdoğan uçağının yerini Strafor'dan. Evet, Can Anbağ'ın izledik. Demek ki bunun Amerika, FETÖ ve bunların CHP'nin içinde de, AK Parti'nin içinde de, MHP'nin ya da İYİ Parti'nin içinde, HDP'nin içinde de bunların uzantıları vardır. Onun için yani kontrol var. Evet. Kontrollü darbe değil diyemezsiniz. Bu birileri kontrol ediyor sonuçta. Birileri bu rastgele birilerinin serseriliği falan sonucu ortaya çıkan ama bir olay değil. Kontrollü darbe diyenlerin maksadı orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde sistematik bir darbeymiş gibi izah etmek. Öyle bir algı oluşturmak. Yani orada bir boşluk var. Bu darbeden Dugin, Alexander Dugin geldi Ankara'ya. Darbeden bir gün önce idi sanıyorum. Beni aradılar. Ya sizinle de görüşmek istiyor diye. Çok ilginç değerli izleyenler. İlk defa mı bunu söylüyorum? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yazmış i̇lk olabilirim. Yani ben reklama gidiyoruz öyle... da. Alexander Dugin Türkiye'ye geldi 15 Temmuz'dan önce. Ankara'ya geldi. Dilip Ak'la ne görüştü? Görüşmedim. Yani ne konuştu? Yani görüşmek istediler ama... Niye istediler? Onu soralım. Değerli izleyenler, reklamlara gidiyoruz. 15 Temmuz'u konuşacağız. 28 Şubat'la alakalı biliyorsunuz dava sonuçlandı. Onun da yansımaları çok önemli. Onlara da bakacağız. Birçok daha konu başlığımız var. Hava sahasını kapattılar. Özel jetlerle geldiler. Dünyanın en zenginleri Amerika'da Güneş Vadisi'nde buluştular, bir araya geldiler. CIA başkanı da oradaydı, CIA başkanı. Niye bir araya geldiler? Bunların dertleri ne? Neyi planlıyorlar? Konuşacağız. Çok önemli konu başlıklarımız var. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Derin gerçeklere devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. 22.30'a kadar inşallah. Bu bölümde tabii 15 Temmuz arifesinde olmamız üzerinden 15 Temmuz'u anlamaya, gelinen noktada dünden bugüne ve yarına yansımaları, sürecin nasıl işlemesi gerektiği üzerine hem Dilip Ak'ın yorumları, eleştirilerini dinliyorsunuz. Tabii darbeler deyince mevcut seçilmiş iktidara ve millet iradesine müdahaleler yakın tarihimizde maalesef bolca söz konusu. Yani 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e. Ondan öncesi İttihat ve Terakki süreci var. Ondan önce Osmanlı döneminde bir takım darbe girişimleri, alaşağı edilen sultanlar, padişahlar, yani dört halife dönemine kadar gideriz. Ki süreci de böyle okumak lazım. Yani dört halife döneminden Osmanlı'ya, oradan İttihat Terakki'ye, oradan 12 Eylül'e 15 Temmuz'a kadar ve olası tehdit ve risklerin analizi üzerinden de önümüzdeki günlerle alakalı bir takım o risk analizlerini yapmamız lazım. İlk bölümde buna dikkat çekmeye çalıştık. Yani süre gelen korona süreci üzerinden başlatılan ve yapılan ve de halen devam eden bir takım uygulamaların aslında yarın mevcut iktidarın ve özellikle 15 Temmuz'da hedef alınan millet iradesinin temsilcisi konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik bir operasyon olduğuna dair vurgularımızı, ikazlarımızı, hatırlatmalarımızı dinlediniz. Bu minvalden bakıyoruz. Bu güzel cennet vatanın aydınlık geleceğini karartmak isteyen birçok karanlık el olduğunu biliyoruz. Bunlar yine Amerika'da bir adada dünyanın en zenginleri bir araya geldi. CIA başkanının gözetiminde neler konuştular, kim bilir ne planlar hayata geçirmek için kararlar aldılar. Bunlara da bakacağız ama 15 Temmuz'a devam edelim. Alexander Dugin 15 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelmişti. Benimle de görüşmek istediler dedi. Dilip Ak orada kalmıştık. Oradan sözü size veriyorum üstadım. Buyurun. Bu darbe süreci devam ediyor. Ve bugün 15 Temmuz'dan daha tehlikeli bir darbeyle hatta dünya karşı karşıya.
Yani bunların çok uzun zamandan beri hazırlandıkları ve bugün bütün gücüyle abandıkları bir darbe süreci yaşanıyor. 15 Temmuz'dan daha tehlikeli bir süreç. Allah korusun. Önce bunu belirteyim. Dugin Ankara'ya geldiğinde onun oradaki arkadaşları, o görüşmede bulunanlar benim de Ankara'ya gelmemi ve bu görüşmeye katılmamı, Türkiye'de önümüzdeki günlerde önemli şeyler bekleniyor. Dugin'le de işte birlikte bir konuşursan sizin söyledikleriniz var, o bazı şeylerden bahsediyor falan dedi. Ama benim bugün başka bir toplantım vardı. Bir gün sonra gelebileceğimi söyledim. Ama dediler o Antalya'ya geçecek. Tabii niye Antalya? Yani Dalaman değil, Muğla değil. Çünkü Marmaris'e gitmesi gerekir ama o Antalya'da başka bir görüşmeye gitti. Tabii niye gittiğini bilmiyorum. Ben de daha sonra yani başka bir vesileyle Muğla'ya gitmiştim. Yani Rusya üzerinden aslında Tayyip Erdoğan'a bir iki gün önce, günler öncesinden bir uyarı mesajı verildi. Zaten süreç bildik bir süreçti. Ve bugünlerde de Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç çok hayra alamet şeyler değil. Yani geçmişin darbeleriyle övünmek dövünmek değil, buradan çıkarttığımız derslerle önümüzü aydınlatabiliyor muyuz? Tarih bu anlamda övgü ya da sövgü kitabı değildir. Bakın, eğer 91'i bilmiyorsak, 15 Temmuz'da, 28 Şubat'ı da, bundan sonra olacakları da anlayamayacağız. 91 Sovyetlerin dağılmasından sonra yeni uluslararası düzenin, işte bugün bu Covid süreci de dahil, 91'de Thatcher'ın tehlikenin rengi yeşil demesiyle başlayan bir süreç bu. Ve ilk tepkileri İslam'a karşı sopa politikası şeklinde kendini gösterecekti. Tehlikenin rengi yeşil olacaktı. BCG bunun için örgütlendi, İslam'a karşı sopa politikası olarak. Buna karşı biz bunların üzerine sopayla gittikçe bunlar direniyorlar, dayanışıyorlar. Onlar da pes etmiyor, biz de pes etmiyoruz. Onlardaki kararlılık, bizdeki güç bu çatışmayı sürekli kılıyor. Ama biz mesafe kat edemiyoruz. Ne yapalım? O zaman bunları servete ve iktidara ortak ettiğinizde bu defa kendi aralarında ayrışıyorlar, çatışıyorlar, rekabet ediyorlar. Ve dış desteğe ihtiyaç duyuyorlar. O zaman ılımlı İslam'a üzerinden gitme. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. BCG toplumu koyun sürüsü yerine koyuyor. Elinde bir sopa. Sırtımıza vura vura bizi Avrupa, Amerika mezbahasına sürüyor. FETÖ başına bir takke geçiriyor. Kolun altında bir kitap. Elinde bir tutam yeşil ot. Önümüzde bici 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 diye. Yine bizi koyun sürüsü yerine koyuyor. Yine aynı yere götürmek istiyor. Sadece yöntem farklı. Yani daha düşük maliyetle daha yüksek faydayı kendi lehlerine nasıl örgütlerler? Bu NATO içerisinde de bir tartışma konusu oldu. Sonra şöyle bir uzlaşı ortaya çıktı. Ilımlı İslam'a havuç, radikal İslam'a sopa. Ilımlı İslam'ın oryantasyon merkezlerinden bir tanesi de İslam and Democracy Foundation diye bir fondu. Yani bunlar üzerinde uzun uzun çalışılan ve siz sadece bu FETÖ'yü Türkiye ile ilgili bir olaymış gibi algılarsanız yanılırsınız. Bunun karşılığı olan Irak'ta Kestizani de vardır, Libya'da da vardır, Fas'ta da vardır, Tunus'ta da vardır, Pakistan'da da vardır, dünyanın değişik, Malezya'da da vardır. Yani Malezya'daki, Endonezya'daki süreç de bir farklı şekilde. Birbirinin aynısının kopyası değil ama şase olarak aynı. Endonezya sanki bununla alakalı ılımlı İslam'ın ilk projelendirdiği ve başarıya ulaştığı yer olarak. Yani her yerde belli oranda başarılı oldular ve böyle radikal eğilimleri hep bir yerde, mesela Afrika'da Boko Haram dediğin zaman her yerde görülüyor. İşte Afganistan'da El-Kaide, daha sonra Irak'ta Daesh olarak. Haçlı Şabiler falan. Ya da Şia üzerinden gittiğinizde bakın halkın mücahitlerini örgütleyen de aynı güç. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hizbullah, Almanya,
Yemen'de Husiler ortaya çıkıyor. Şimdi bunların arasındaki benzerlikleri, ilişkiyi, çelişkiyi Arap Baharı'nın şu Rabia'yı anlamadan, ama Rabia'yı biz tek devlet, tek millete indirgedik. Rabia başka bir şeydi. Bunun alakası yok. Neydi yani? Rabia meydandaki direniş. Arap Baharı'nı anlamazsanız, yani bu bölgede Libya'da olanı, Tunus'ta olanı anlamazsanız, anlayamazsa... O da mı bir planın parçası? 15, tabii bu Büyük Orta Doğu projesi üzerinden bunların hepsinin parçaları olimpik helezonlar gibi işlene işlene geldi. Yani tezkere de bunun, bu sürecin bir parçasıydı. Bu sürecin içerisinde Kalkancı Tarikatı da vardı. Çünkü Beçege... FETÖ'ye gerek yok dediler. Fethullah Gülen'e gerek yok. Tarikatsa biz de kurarız dediler. Sisi, Travesti, Sisi, Tuncay, Güney. Bir tarikat örgüt dediler. Tarikatın yönetiminde kim vardı? Yani üç günde örgütlediğiniz tarikatı topluma nasıl kabul edeceksiniz? Müslümanların itibar ettiği, kendilerinden olan bir siyasetçinin ailesinden birilerini bu tarikatın vitrine yerleştirecektiniz. Kalkancının. Bitiren. Peki Kalkancı'nın karısı Emire kimdi? Kimdi? İşte bu, araştırın. Hı. Bilinmeyen değil. Bilirseniz canınız sıkılır. Kimin akrabası mıydı bağında? Kimin nesi? Yani hala aynı şey, yani kontrollü mü derken öyle bir şey söylemiştim. Hı. Evet. Ama hiç kimse kendi içindeki bu böğrüne saplanan kurşunu çıkartmıyor. Ben vuruldum demiyor. Herkes üstünü örtüyor. Bir şey yok, bir şey yok diyor. Ağzı kan çana, kızılcık şerbeti içtim diyor. Kol kırılmış, yen içinde. O kollar kangren olur, çolak kalırlar. Kimse kendi içindeki yanlışı konuşmuyor. Herkes başkasının gözünde çöp arıyor, kendi gözündeki merteği görmüyorlar. Yani durup dururken bunlar 28 Şubat'ı anlamadan 15 Temmuz'u anlayamayız. Refah Yol Hükümeti nasıl kuruldu? Tansu Çiller sütten çıkmış ak kaşık mıydı? Nasıl ortaya çıktı? İşte bugün Star'da bir yazı var. Mossad'ın Türkiye'de şubesi mi var diye bir makale var. Bakılırsa orada da bazı şeyler anlatılıyor. Hala varsa kimler bu işin başında? Görmediğimiz, göze görünmeyen derin gerçekler var. Bizim programın adı da. Bu derin gerçeği görmezseniz, bakın o gün Erbakan'ı nasıl geldi Erbakan? Her şey kendi iradesiyle mi şekillendi? Orada Susurluk'ta Çatlı kimdi? Çatlı ülkücüydü. Yanında DYP'li Zaza Bucak vardı. Arkada sosyalist Alevi Kocadağ vardı. Onun yanında da manken kız Gonca Us vardı. Bu bir magazin bilgisi, bu kadarla kalırsanız. Bunları bir araya getiren bir akıl vardı. MHP'li, doğru yolcu, sosyalist... Ve manken kızı. Arkada bir araba daha vardı. Onu zaten kimse konuşmuyor. Arkadaki arabada kim vardı? Arkadaki araba çarptıkları kamyonuna çarpan arabanın arkasında bagajda neleri alıp gitti? Nereye götürdüler? Bunlar konuşulmuyor. Çatlı'yı kim için örgütlemişti? Refah Yol Hükümeti'yle alakası neydi? Ya da alakası var mıydı? Alakası neydi? Var mıydı falan demiyorum. Daha ötesini söylüyorum. Ha, Erbakan'ı getiren irade, Erbakan'ın ekonomiyi düzeltmesi lazımdı. Ne oldu? Havuz politikası. Evet, havuz politikası kim tarafından teklif edildi? Neydi o? Osman Altu. Osman Bey, evet. Osman Altu'nun milli görüşle ne alakası var? Tansu Çiller'le ne alakası var? Kurtul Altu'yla ne alakası var? Ne alakası var? Yani kuzen. Yani... Yani Kurtul Altuğ da biliyor hikayeyi. Şeyin doğru yol, Refah Yol'un başarılı olması gerekiyor. Ekonomik sıkıntıya girmemesi gerekiyor. Erbakan Hoca'nın bireysel orada kabiliyetleri, dehası, tecrübeleri hiç mi etkisi yok verdiniz? Yani daha Anasol M'yi kendisi mi Apo'yu yakaladı getirdi? Yok. Kim niye getirdi? Ha onlar olunca onlarda bir kabiliyet, başarı falan yok. Paketleyip verirler size bunu yani.
Böyle olur bu işler. Erbakan'dan istenen ordudaki Beçege kanadını tasfiye etmesiydi. Ki Fethullah Gülen dikensiz gül bahçesine girsin. Onun için beceremedim bırak git diyor. Manşetlerde öyleydi. Yani onu o zaman Erbakan Hoca Erbakan, sağ gösterip sol vuruyor. Yok Erbakan hükümet olarak yani diğer hükümetlere göre çok daha başarılı, barışçı da yani evet. Toplumsal barışı da örgütleme konusunda uzlaşmacı da kendisine hakaret edenlere bile soruşturma açmadı. Osman Paşa'ya. Osman Paşa'ya da açmadı. Sultanbeyli'deki o sokağın ortasına heykel diken belediyenin karşısına. Ali Koçan. Onları da açmadı. Evet. Niye yediler? Kanlı mı olacak, kansız mı süreci var? Hani. Ha, kanlı mı olacak, kansız mı? Erbakan ya harekete geçerse, arkasında çatlı operasyona başlarsa ne yaparız? Herkesi sokağa dökeriz. Gezi'yi tarif ediyorlar. Tek başına çatlı yani bu. Çatlı tek başına değil işte. Arkasındaki o görünmeyen yapıyı. Niye deşifre etmiyorsunuz? Arkası... JITEM nereye gitti şimdi? JITEM var mıydı, yok muydu derken JITEM nereye gitti? Bugün Peker, bugün Ağar dediğin, bugün Çakıcı dediğin kim? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyor? Bakın ne biz şu anda o Kalkancı tarikatının mahiyetini biliyoruz. Adam Kaptokan'dan içeri girdi. Uyuşturucudan evet. Peki niye bunu adam da gelip bizim 40 yıllık İsmail Ağa'nın karşısında böyle bir dergah kuruyor. Korsan dergah. Milleti topluyor. Nasıl yaptı bunu? Niye öz eleştirimizi yapmıyoruz? Yanlış yapanları niye bu konuda biz şurada yanlış yaptık diye milletin ufkunu aydınlatmıyorlar? Ha işte öyle oluyor bu işler. Biz 28 Şubat'ı anlayamadık. Tabii arkasından AK Parti'nin kuruluş sürecini de anlayamadık. Niye Davutoğlu bir yere gitti, Abdullah Gül bir yere gitti, Bülent Arınç nerelere savruldu, ilk gelenler kimlerdi, nasıl tezgahlandı, Tayyip Erdoğan nereden geldi, Ankara'daki PAM nasıl kuruldu, kimler? Mesela o PAM sürecindeki aktif olanlardan birisi daha önce PAM... Japonya'da büyükelçiydi, arkasından Amerika'da büyükelçiliği olarak atandı. PAM neydi? Kimse size bir şey anlattı mı? PAM, Politik Araştırmalar Merkezi. Herkesin. AK Parti'nin iki örgütlenme ayağı vardı. Tayyip Erdoğan Anadolu'yu örgütlemeye çalışıyordu. Abdullah Gül Ankara'da uluslararası ayağını örgütlemeye çalışıyordu. Geleneği Bülent Arınç'ı temsil ediyordu. Evet. Şener vardı o dönem, Abdülhatif Şener de vardı. Abdülhatif Şener falan onlar çevre şeyleri. 4 Eylül ve akabinde diğerleri, evet. Şimdi bakın bunları anlamadığımız sürece 15 Temmuz'u anlayamayız, açıklayamayız. Aynı yanlışı orada üstü örtülen gerçek, burada da üstü örtüldü. 28 Şubat'ın soruşturma, meclis soruşturma, alt komisyonda beni dinlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana komisyonda dinlemediler. Çünkü anlattığım işlerine yaramıyor. Yani Sincan toplantısı nasıl düzenlendi? Ya ben düzenledim. Peki yani... 28 Şubat'ı konuşuyorsunuz. El ele eylemini niye sormuyorsunuz? El ele eyleminde biz yani yazar olarak Ahmet Taş getiren vardı. Bir de bizim Ahmet şair arkadaşımız vardı. Tamam mıydı? Yok. 3 arkadaş çıktık. Bir de 7-8 tane kız vardı. O 7-8 kızdan birisi benim gelinimdir. Bir tanesi onun kız kardeşidir. Onların başında abla da sonra geliniz. Benim gelinimin annesidir. Yani arabada biz akraba olarak 4 kişiydik yani bir minibüste. Evet. Şimdi bunları anlamadım. Bunları bakın birileri dinlemek istemiyor, anlamak istemiyor. Siz bunları mesela yazdınız mı hiç? Yazdım, parça parça yazdım, söyledim. Belki burada da daha önce yıllardır konuşuyoruz. Her sene buraya geliyor. Ve ben bazı şey... Ama hep böyle işte üzeri örtülü hızlı geçişlerle. Mesela yıl yıl, dönem dönem YouTube'dan bir program yapsak. Yani başlasın, işte o da yapın, sürece... yakalayın, yapalım. Ama yani ben günde 10-12 saat çalışan birisiyim. Yani mikrofon ve kalem bütün bilgisayarın başında. Sürekli bir yerlere profesyonel bildiri yazıcısı oldum. Evet. Kim bir bildiri yazması gerekiyorsa biz bir böyle bir taslak var bir bakar mısınız ya da şöyle bir bildiri yazar mısınız ya? Biz yakın tarihimiz üzerinden yani evet öz eleştiri de yapıyorsunuz. Bu önemli ve kıymetli.
Hani ben açılışta da söyledim ikinci bölümde, yani işte Hazreti 4 halife dönemindeki darbe. Yani Hazreti Osman'ın şehadetini, Hazreti Ali'nin şehadetini, Hazreti Ömer'e yapılan suikastı. Yani abi biz PKK'yı da bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde yazıyorum. Yeni Akit'te çıkacak yazımda var. Bebek katili PKK, Öcalan diye gidiyorsunuz. 78'de Komkar ve Rızgari nedir? Nasıl örgütlendi bu? Bu süreç nasıl? Hıram Abbas niye öldürüldü? Ondan sonra bu PKK nereye gitti? Bugün geldiğin PKK'nın PYD'ye dokunabiliyor musun? Ana unsurlar tamamı Amerikan kimliği taşıyor. Ya Amerikan vatandaşı oldu, ya green card taşıyor, ya da paralı asker özel kimliği taşıyor. Tamam, örgüt ayrıştı işte, ne güzel. Yani saflar belli oldu. Yani saflar belli, baştan belli de biz görmek istemiyoruz. FETÖ de aynı şekilde. Yani bunlar BÇG'yi de hala görmedik çünkü daha sonra bu Ergenekon diye. Yani. Bakın. Olayların gerçeğini ortaya çıkar. Bugün işte Aziz Üstel diyor ki Mossad öldürdü Uğur Mumcu'yu diyor. Uğur Mumcu'yu kim öldürdü? Ya adamın yazdıkları yazılı belli. Nereden geldiği belli. Süreç belli. Sivas da belli. Başbağlar da belli. Başbağlar katilleri yakalandı. Serbest bırakıldı. Niye bunlar ortada hakikati araştıran bir göz, el yok? Yine bir takım yerlere sürükleniyoruz. Yani dün Peker devletin operasyonel işleriyle ilgili işbirliği yapılan birisi değil miydi? Apo da nasıldı? Bakın, siz FETÖ dediğiniz dün içeride değil miydi? Bir anda bunlar sapmadılar. Başından beri böyleydiler. Niye bu gerçeği görmüyoruz? Kime rağmen? Devlete rağmen mi? Yok, herkes devletin içindekiler de al gibi. Devlet tek başına tek böyle ya, yarın güncül bir yapı mıydı? Yarın bunlar? Farklı bir iktidar ortaya çıksa BOP'u hıyaneti vataniyeden yargılar mı? Yargılar. Ben dedim oldu. Ben dedim oldu. Hatta sizin bölgedeki 23 ülkeye gidişinizi bile engelleyebilirler. Çünkü 23 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını değiştirmek üzere Türkiye bir operasyon üssü olacak. Bugün Aziz Üstel diyor ki Mossad'a diyor ilk anlaşma Menderes zamanında yapıldı. Daha sonraki anlaşma 28 Şubat sularında. 28 Şubat öncesinde yapıldı. Daha sonra da bir daha teyit edildi diyor. Yani Mossad MIT'le de iç içe çalışmış. Askerlerle Konya'da tatbikat üssü. Yani evet. Çünkü semalarında uçuyordu. Tamam. Peki nasıl oluyordu bu? Bakın bunlar madem herkesin bildiği bir şey, devletin bu konuda resmi bir açıklaması, bunun belgesi, bu sır değil ki. Ama sır yaparsanız bunları, bu olayların nerede başlayıp nerede bittiğini bilemeyiz. Bilemiyoruz da. 15 Temmuz'u da bilemiyoruz. Baylok ve ankesarlı telefon. Raspberry Pi ne oldu? Raspberry Pi ile bakın Black Web'e indiğiniz zaman her türlü haberleşmeyi yapabilir misiniz? Bunlar da dünyanın en örgütlü ya. Ve eğitim seviyesi en yüksek. Zekli. Sizin o Pardüs'ünüzün programlamasında çalışan yani kripto dediğin adamlar. BTK'yı kurmuşlar. Ha. İlk kurucuları. Yani bu kadrolar onların elinde ve siz Raspberry Pi'den haberiniz yok. Yani. Ya arkadaşlar Raspberry Pi zero dollars yazarlarsa şurada bir gösterelim Raspberry Pi'yi. Nasıl bir mekaniği var? Yani Banana Pi'si de var onun. Arduino entegrasyonu da var. Ya ona gerek yok zaten. Ha, cep telefonuyla siz Black Web, ama Black Web de nereden çıktı? İşte artık bir sürü web var. Deep Public Web var, Deep Web var. Ondan sonra Black Chain var. Bir de Black Web var. Burada silah ticareti de yaparsınız. Beyaz kadın ticareti de yaparsınız. Çocuk ticareti de yaparsınız. Fuhuş da, uyuşturucu da hepsini yaparsınız. Peki yani buna normal cihazla girerseniz işte orada yakalanabilir ama şeyle girerseniz uygulamayla yani yok
banana pi ile girerseniz, raspberry pi ile girerseniz yakalanamazsınız, yakalanmaz. Ama kimse hiçbir ne hukuk ne istihbarat bu konuyu gündemine almadı. Ama siz işte bu. Bakın 5 doların üzerine 5 tane bundan koy, hatta 6 tane sığar. Küçücük. Bir... Evet, boynunuza kolye olarak takabilirsiniz. Program da istemiyor. Çin'den sipariş ederseniz evinize 5 dolara geliyor. Kargo fiyatı dahil. İşte oraya bir çip takıyorsunuz şeyi. GPS. Oraya herhangi bir Wi-Fi erişimi sağlayacak. O isterseniz çip takarsınız. Ama bunu unutun, burada hafızası yok. İçinde programı yok. Bir şey yüklemeniz gerekmiyor. Ses komutuyla da çalışır. Cep telefonunuza da entegre olur. İşte böyle bir şey. Yani şimdi biz kendi tarihimiz üzerinden aydınlatılmadı diyoruz da. Şimdi Abraham Lincoln değil mi? Hı hı. Yani Amerikan tarihi 300 yıllık bir tarih bu bağlamda baktığınız zaman. O kadar bile yok da. Aydınlatılamadı. Hala üzerinde bir sürü teoriler. Çünkü derin Amerika'da herkes var. Herkes üzerinde bir tabii, sürü. Tabii. Marilyn Monroe'nun öldürülmesi. Ünlü neydi o rock and roll yıldızı Elvis Presley'lerin. Yani şey, orada da. Hani işte dünyanın bu, her yerinde. Ben her taraf için. Yani başkalarında olması bize meşruiyet kazandırması. Yani emsalde olması babından değil de. Devletlerin misal çalışma aklı. Böyle bir ihanet var. Ve ben de bunu ısrarla, bu azalır çoğalır ama yok edilemez. Her zaman böyle bir kayıp, karanlık nokta olur. Olur. Biz konuşuyoruz ya, diyorsunuz yani, ya Muhsin Yazıcıoğlu merhumun Haplemitoğlu'nu aydınlatılmadı işte vesaire. Tabii. Yani birçok örnek var dünyada, tabii, bunu söylemeye çalışıyorum. Abraham Lincoln da Marfan sendromu. Evet, sizin... İlk klinik olarak tespit edilen Marfan sendromlarından biridir. Hmm. Charles de Gaulle da öyle. Siz ya, de öyle. Yani ben de Marfan sendromuyum. Evet. Doğuştan ama, değil mi? Tabii ancak genetik yolla geçer. Biraz evet, bir genetik deformasyon farklılık söz konusu. Yani burada Abraham Lincoln. Siz oradan raspberry bir gösterdiniz ama ben de oradan Lincoln üzerinden, yani ki kendisinin mesela Kelt Türklerinden olduğuyla alakalı da enteresan bir takım iddialar şimdi var. Marfanlar Mezopotamya bölgesinden, yani birkaç hastalık, mesela anemi, Akdeniz anemisi burada. Amerika'da da zaten Amerika daha sonradan bu beyaz adam tarafından işgal edildiği için bu bölgeden giden çok ciddi nüfus da var. Yani sonuçta Raspberry Pi bu işteki en tepe kriptoların kullandığı yol. Biz sadece Bylock, ki en basiti, yani WhatsApp haberleşmesi gibi, onu kullanıyor. Bir de ankesörlü telefon, yani jetonlu, kartlı telefon üzerinden. Bugün bile 45 ilde operasyon vardı ya yine tek. Tamam, işte bu kadar çok operasyona gerek yok. Aslında 45 tane tepe adamı getir. Bütün hepsini tespit edersiniz. Bir yandan da ama böyle ciddi klik, yani merkezi noktalardaki isimleri de dünyadan toplanıyor. Yani en son yine getirilenler. Bakın ben genel anlamda yargı ve emniyet sürecinde yapılan operasyonlara güvenimi kaybettim. Herkesin bildiği bir takım tepe adamlar dışarıda dolaşırken bir takım bu adamların belki işlerinde artık hiç mızrak çuvala sığmayacak türde olanlar varsa ona bir diyeceğim yok. Hı hı. Ama çok mesela FETÖ'cü diye müsiyatın Mersin Başkanı, AK Parti yönetimindeki birisi, bir iş adamı, hiç alakası olmadığı halde onu FETÖ'cülükle suçlayanlar hala itibar görüp terfi ediyorlar. Bu adamın hiçbir alakası yoktu. Tam çünkü bir FETÖ borsası operasyonu yemek üzereydi. Neyse ki kurtardı. Yani bu önemli bir adam olduğu halde çok zor şartlarda yakasını kurtarabildi. Benim bildiğim kaç tane örnek var. Yani birilerini ve detaydaki birilerini FETÖ'cülükle suçlayarak kendilerini... Yani FETÖ operasyonu... Devletin FETÖ'ye operasyondan daha etkin, kapsamlı ve can alıcı. Bakın farklı bir şey söyledim. Evet. Şu anda FETÖ'cülerin Türkiye'deki operasyonları sosyal medyada, hı hı, yargıda, poliste,
operasyonları. Bize yapılan operasyon. Bizim yediğimiz operasyon. Allah Allah. Evet. Bizim devletin onlara yaptığı gerçek operasyonlardan, çünkü bizim yaptığımızı zannettiğimiz operasyonların bir kısmı yediğimiz operasyonlardır diye düşünüyorum. Haydi trollere gün doğdu yine. Hayda. Bak yine FETÖ'cülere ne? Bir takım böyle yorumlar geliyordu bazı troll arkadaşlar, belli zaten yazışından. İlginç bu son yaklaşımız, çok yine sıra dışı. Yani, işte, yani şu an bakın, yani 15 Temmuz uzun zamandır FETÖ operasyonlarına maruz kalıyoruz. Özellikle yiyoruz, sosyal tabii. Medyadan 15 yargı kararları yani, biliyorsunuz. Ya deminden beri konuşmuyoruz biz. Şu Covid süreci bile beni çok ciddi olarak bunun arkasındaki... Yani mesela FETÖ yapıları etkin tamam. olamaz mı bunlar? Olabilir. Mesela bir takım oluşumların içerisinde... İşte ben yiyoruz var. Diyorum. Ha. Yani yiyoruz diyorum. Yiyoruz. Yiyoruz. Yani diyorsunuz FETÖ'cüler... FETÖ'cü şeyi çıkartmış olabilir. Asker üniformasını çıkartmış olabilir. Mesela doktor önlüğü giymiş olamaz. Tabii yani mesela. Yaver olmayı... Çünkü bunlar Amerika'nın kucağında değil mi? Uluslararası sistemin içimizdeki truva atı değil mi bunlar? Öyle biliyoruz. Bunlar hiç bu Covid'deki bu yalanlara karşı çıkma ihtimali var mı? Yok. O zaman bunlar tatile mi çıktılar? Amerika'da tatil mi yapıyorlar? Sadece AK Parti'ye karşı mı kullan? İşte AK Parti'ye karşı kullanmanın en iyi yolu AK Parti'yi Covid konusunda sırtından iterek halkla karşı karşıya getirmek. Demin siz onu demediniz mi? Tayyip Erdoğan'a bu bir operasyondur diye. Tayyip Erdoğan'a Covid üzerinden suikast yapılıyor olamaz mı? Hem de FETÖ'cüler tabii. Yani bir operasyon yeminin bir başka çeşidi de bu olamaz mı? Evet, güzel sorular bunlar. Amiraller davası, Balyoz, şimdi 28 Şubat davasından ulusalcı Kemalist ve özellikle militarist ve militanist damar çok ciddi tepki gösteriyor. Şimdi. Tamam, yani benim davam konusunda medyada yazı yazanlar, o sosyal medyada yaygara koparan o trollerin önemli bir kısmı dünkü FETÖ'cüler değil miydi? Hmm. Yani AK Parti'ye benim üzerimden de operasyon çekmediler. Ha bu da bugün AK Parti Genel Başkanlığı tarafından aleyhime açılan dava da yeni bir aşamaya gelindi. Tensip tutanağı. Şurada mesela tamamlandı. Bu bunu bu tür bu da AK Parti'ye bana operasyon değil. Benim üzerimden AK Parti'ye bir operasyon. Tayyip Bey de işin içinde. Ailesinin üyesi olduğu kademde hem sivil kanadıyla ve bir de 81 il üzerinden, yani bu operasyon bana gibi gözüküyor da benim üzerimden aslında AK Parti'ye çekilen bir operasyon. Bunun bana bir zararı olmaz. Sonuçta mesela Peker açıklamaları üzerinden birçok tartışma da yürüyor. Evet. Orada hedef işte... Nasıl diyelim, Mehmet Ağar'mış ya da Soylu'ymuş gibi gözükürken aslında... Yani Peker beni savunarak aslında o tweetleri, evet. Aslında beni değil kendini savunmuş oluyor. Kendini ne kadar değişik kesimleri açıyor. Kıymetli büyük. Ama AK Parti beni karşısına alarak ne yapmış oluyor? Peker beni yanına alıyor olarak ne yapmış oluyor? İşte arasındaki farkı, ama bir takım troller bunu anlamayacaklar. O zeka seviyesiyle alakalı. Yani benim hakkımda ne bileyim birçok solcuya da sorsanız, hatta ne bileyim işte Muammer Karabulut sol gelenekten gelen biri ya da Toktamış Ateş Kemalist'ti. Ya da ne bileyim Altay Güney'le siz tanıştınız. Eski bir Rotaryan'dır. Ya da Mustafa Kemal Derinkök. Mustafa Kemal Derinkök. Bana sorsanız, yani benim hakkımda sorsanız, tabii vefat etti. Benim aleyhime tek bir şey söylemeyecektir. Yok canım, vay, yani sütten çıkmış ak kaşın mı demek istiyorsunuz? Değil mi? Yo, hepimizin hataları, yani, kusurları, yanlışları olur. Yok yok, yani ama benim aynı kasten, kasten birilerinin temel haklarına yönelik, ne bileyim Aybar'a da sorsanız, işte Uğur Mumcu Caddesi diye CHP'li bir belediye bir caddeye adını veriyor. Onu kesen böyle diğer caddeye de Abdurrahman Dilipak Caddesi adını veriyor. Tamam.
ben onlar böyle dedi diye CHP'li mi oluyorum? Hayır, CHP bir hakkı teslim etmiyor. Varsayalım yanlış adamlar hiç doğru iş yapamaz mı? Doğru olan adamlar hiç yanlış yapamaz mı? Yani geç bunları. Yani o kendisi açısından bir şey söylüyor. Senin bulunduğun gazete bunları söylemiyor ama sen diyor söylersin diyor. Beni kendi yanına çekmeye çalışıyor. Kendi açısından daha akıllıca bir şey yapıyor. Ama öbür yandan birileri bana haddimi bildirmeye çalışıyor. O mu daha akıllı bir iş yapıyor? Yoksa bu mu? Haddimi bildirmeye çalışanlar mı? Hem evet. Tırnak içinde iktidar adına. Yani. Ha. Yani ya. Bizde bu 5G virüs news'te bakın orada her çeşit insan var. Hı-hı. Ve özellikle Covid konusunda onlarla büyük ölçüde her konuda anlaştığımız söylenemez ama bu, en azından bu konuda hatta benim gibi düşünen insanlarla akrabalarım, yakın çevremdeki kişilerle bile o kadar yakın olmadığım halde tam benim düşüncemin karşısında olan, inancımın karşısında olan insanlarla bu konuda anlaşabiliyoruz. Ya da işte Doğan Kasatoğlu, yani biz burada birçok şey söylüyoruz. Ya da bir Alevi arkadaşım var. Mesela Doğan Kasatoğlu bize mesaj atıyor. Diyor ki Üzeyir Gari suikasti cinayeti davası üzerinden zaman aşımıyla kapanmak üzere diyor. Tamam. Niye müdahale ediyor? İşte bakın hep bakın. Uğur Mumcu falan Hrant Dink diyoruz Üzeyir da. Gari. Üzeyir Gari meselesi. Bakın yakalandı. Çocuk Kayseri'ye götürüldü. Nedir? Gerçek ne? Bakın gerçek herkes için en iyi olandır. Ama bu gerçeklerin üstünü örtüyorsanız bunların hepsinin bir başka şeyle bağlantısı var. Yani her kesimden insanlarla ayet bize öyle diyor. Sözü dinle, doğrusuna tabi ol, yanlışına karşı çık. Yani ben yalan söylüyorsam, yanlış söylüyorsam buna karşı çıkacaksın. Yani bu anlamda bizim ahlakımız ki zaten Sedat Peker'in açıklamalarından sonra ben bir açıklama yaptım ve bunu anlatmaya çalıştım. Eğer farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayacaksak bunun bir ahlakının, bir hukukunun olması gerekiyor. Siyaset o ahlak ve hukuku uygulayandır, ölçülerini koyan ve düzenleyendir. Ama biz bunu kaybettik. Herkes birbirine hain, herkesin haini ötekinin kahramanı oluyor. Ya. Yani böyle bir toplum olmaz. Herkes birbirine parmak sallıyor. Herkes birbiri hakkındaki iftirayı meşru görüyor. Kendi hakkındaki gerçeği de yalanlıyor. Yani CHP için de bu aynısı geçerli. Deniz Baykal için CHP olayları üzerine mi gitti? Ya da Ovacık Barajı ile ilgili geçmişten örnek verecek olursam Sirmen ile ilgili iddiaları, Yuvacık evet Sirmen ile ilgili bir sürü bunların üzerine mi gitti? Örttü mü? Örtüyor. Herkes ilk skandalı falan. Yani yakın dönemde yaşananları yani tamam bu taraftaki Esenyurt öyle de hı-hı. Karşı taraftaki o finans merkezinin olduğu ya da CHP'li bir İlgezli olayı. Hı-hı. Ne oldu? Şehir. Ne oldu? Benim durduğum yer yanlışa karşı çıkmak. Yani yapabildiğim ölçüde bunu sağlamaya çalışıyorum. O zaman CHP'nin içindeki namuslu insanda, AK Parti'nin içindeki namuslu insanda, bakın hepimiz namuslular el ele tutuşursak, herkes bulunduğu yerde daha güvende hissedecek kendini. Onun için ben diyorum ki bütün namuslu insanlar, dünyanın bütün namuslu insanları el ele tutuşalım. Yani yalnız şöyle bir şey var. Şimdi Peker'in paylaşımları üzerinden aynısını Şevki Yılmaz Hoca ile alakalı da mevzu yaptı ve konuştu. Şimdi Akit Medya'nın herhalde internet sitesindeki bir takım kendisiyle alakalı haberleri üzerinden ya işte hocam senin bunlardan haberin yok mu? Ben senin kasetlerinde büyüdüm derken size de saygıdeğer hocam. Siz Akit Medya grubundasınız. Beni FETÖ'cü olmakla suçlayan bir takım yayınları var. Neresiyse onu ben şu ana kadar da görmedim ama lütfen buna müdahale edin. Şimdi sizin ya da Şevki Yılmaz Hoca'nın sanki Akit gazete, televizyon ya da internet sitesinin yönetiminde etki sahibi olduğunuz düşünülüyor. Öyle bir şey var mı sizin? Yazı, hayır. Siz mesela Akit'in manşetleri gazeteyle alakalı internet yetkiniz var mı? Ben sadece yazı yazıyorum. Yani ve polemikten de kaçıyorum herkesle. Yani kavga etmek istemiyorum. Konuşalım. Yayın politikasında etkiniz var mı? Hayır.
Doğrudan. Yani arayıp görüşüp Ali İhsan Bey'le vesaire yani. Ya herkes işte benim gibi düşünmek zorunda değil. Yani orada bir takım yazarlar COVID konusunda benim Akit gazetesinde benim tam tersimi söylüyor. Ama ben de Dilip Hakkı olarak onların tam tersini söylüyorum. Ben sadece yazarım diyorsunuz. Ben yazıyorum. Yani benim size uzaklığım sizin bana uzaklığınıza eşittir. Benim fikirlerim size ne kadar garip geliyorsa sizin fikirleriniz de bana o kadar garip gelecektir. Ha, biz burada farklılıklarımıza rağmen birbirimizi tehdit etmeden, hakaret etmeden, iftira etmeden birlikte yaşayabilir miyiz? Evet, yaşayabiliriz. Yani eğer bunu böyle ayrıştırmaya bakarsanız o zaman Şafii ile Hanbeli birisi parmağı kanlı abdesti bozulur diyor, biri bozulmaz diyor. Öteki ötekine sen abdestsiz namaz kılıyorsun dersen işte Mali'deki gibi hepimiz birbirimizi kuyuları dolduracak kadar kelle keseriz. Yani bu kafayla biz sadece Müslüman ve Müslüman olmayanlar arası bir çatışma değil. Müslümanlar kendi aralarında da kelle kesmeye başlarlar. DAEŞ olursunuz, başka bir şey olursunuz. Onun için biz bir defa farklı her şeyi bu dünyada halletme imkanımız da yok. Ama başkasının malına, canına, namusuna, aklına, inancına, nesline yönelik bir tehdit varsa hep birlikte tehdide karşı. O tehdit kimden geliyor? Onu bir kenara bırakarak bizden mi? Hani Rachel Corrie'nin dediği gibi. Eğer bunlar bizdense ben bizden değilim. Yani o saldırgan taraf için. Zulüm bizdense evet. Ben bizden. İyi akşamlar hocam. Ben İstanbul'dan Hamza Kunduracı. Türkiye'de gladio bitti mi yoksa yok canım. Mu diye. Şeytan tatile mi çıktı? Yani bundan sonra darbe olmaz filan diye de bu 1000 yıl sürecek mi? Hayır. Kıyamet eğer 2000 yıl sonra ise hiç şartları oluştururlarsa yine yaparlar. Hele bu balık hafızasıyla bu okumadan slogan atarak, taraf tutarak hiç bu işler bakın hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Bugün üniversite talebelerinin çoğu 28 Şubat'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Okumuyorlar. Sadece imtihanda sorulacak kadar eğer bir sınava giriyorlarsa bu konuda o kadarcık bilgileri var. Onu da anlamıyorlar. Sadece ezberledikleri için. Onun için böyle olur olmaz meselesini değil. Yani devlet elden gidiyor falan değil. Eğer toplum Allah'ın ipini bırakmışsa Allah da onların ipini bırakır ve o zaman da onları kimse kurtaramaz. Hepimiz birden Allah'ın ipine sarılırsak Müslüman kimliğimle söylüyorum bu bir. İkincisi biz ötekileri hakka ve hayra çağıran el emin insanlar olursak sadece kendi aramızda birlikte değil yani biz başkalarını da hakka ve hayra çağıracağız. Kendimize Müslüman değiliz. Gemisini kurtaran kaptan değiliz. İnsanlar gelir gelmez. O zaman işte Hazreti İbrahim yalnız başına da olsa ateşe atsalar gül bahçesi olur. Allah bir fırsat vermişti 15 Temmuz'da bütün hainleri temizlemek için ama o fırsat kaçtı demiş bir izleyicimiz. İsim de yazsanız yani çoğu yorumda isim yazılmıyor. İlginç bir... Ya bakın bu 15 Temmuz'da halkın benim gördüğüm kadarıyla yani hiç kimsenin yerinden kalkıp bir yere gitmeye bir heyecan, bir yani darbeye karşı öfke, o var olan bir direniş ruhu vardı. O gün o köprüye çıkıp işte meydanlarda olanların çoğu bir şeye katılacağını zannetmiyorum. Şöyle, yani bunu kaybetmek büyük bir kayıptı aslında. Ha, bunu oynuyorlar mı demek istiyorsunuz? Bu heyecanı, bu her anlamda bakın. Yani bu işte insanların, bu motivasyonunu... bu heyecanı yok etmeye sebep olan her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu heyecan, bu dinamizm tabii sadece heyecan olarak tutmak da yetmiyor. O bilgiyle onu doyurmak gerekiyordu. Biz onu besleyemedik. Yani bu olayın arka planı üzerine yeteri bilgiye sahip olamadık. Yeteri kadar araştırma da yapılmadı. Ama o gece biz bilgiyle yola çıkmadık zaten. Araştırmayla işte vesaire. Ben bugün o bilgiye ihtiyacımız var ki. Eyvallah amenna. Ama yarın birileri bir şeye öyle tevessül etmeyi falan düşünmemesi gerektiğini öğrenmiştir herhalde. Yok yok, şartları oluştururlarsa yine yaparlar. Şeytan. Eyvallah insanları... her zaman ama işte millet de o bağlamda. Ha, bir ataletimiz var, bir yorgunluğumuz, bir takım kırgınlıklarımız bu tür davalar üzerinden sulandırmalar vesaire var. Nasıl biz bugün bu ekranda çıkmışız? Yani, Deniz Abdurrahman Dilipak olarak Biontech üzerinden bir takım iddiaları ortaya koyup
hedef bunun arkasında iktidar ve Erdoğan'dır diyorsak, bu riski göze alabiliyorsak bu cesareti, vatan evlatları da orada nöbettedir üstadım. Şimdi bakın, yani bakın 4 halife tamam, döneminin... Tamam, 73 yaşınıza falan geldiniz. 4 halifenin toplamı kaç yıldır? Anladım. Peygamberin kurduğu devlet, sonra zaten başlangıcıyla sonu... Elimizden yeniden bakın varız. Toplamı neydi ve nasıl noktalandı? Aklımızı başımıza toplamazsak... Muhammed öldü diye bayram ediyorlardı aleyhissalatü vesselam Uhud'da. Bakın, o öldüyse siz hala yaşıyor musunuz diye bir ses çıktı. Tamam. Yani o yüzden Kerbela ile yani noktalandı. Reisler, Ahmetler, Mehmetler, Erbakan hocalar gelir gider. Hazreti Lut zaten başlangıcıyla sonu bir düzen sağlanamadı. Hazreti Peygamber'in kurduğu devlet kaç yılda kuruldu? Kaç yılda yıkıldı? Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir hilafeti sürecinde yaşananlara bakın. Evet. Arkasından Hazreti Ali döneminde noktaya bakın. İşte aslından dava onu söylemeye çalışıyorum. İşte, kimler tamam. Geldi geçti? Yani olmaz demeyin her an. Eyvallah yani. Yani Hazreti Osman böyle bir acı bir operasyonla katledilebilir. En fazla sahabi ne zaman şehit edildi? Yani. Diyarbakır nasıl Müslümanların kontrolüne geçti. Evet. Kerbela'dan kaçan sahabilerle en fazla şehitlerden birisi sahabi mezarları Diyarbakır'dadır. Anadolu'nun İslam... Nasıl anlamadım? Kaçan anlamadım. Kerbela'dan kaçanlar sığındıkları bölgelerde... Hicret edenler. Hicret edenler. Yani Kerbela fitnesinden sonra Müslüman beldelerde bile tutunamayıp Hristiyan bir takım toplulukların arasında onlara hakkı tebliğ ederek onların Müslümanlaşmasıyla Anadolu Diyarbakır'dan İslamlaşmaya başladı. Ya biz Harire vakasını görmedik mi üstadım? Çok affedersin. Yani sahabe... Şimdi ben hani 1000 yıl sürecek diyorlardı, sürmez filan diyorlar ya. Hı hı. Ben de diyorum ki bakın, uyanık olun. Peygamberin hayatı bizim için örnek. Dikkat edelim. Ve aklımızı başımıza toplamazsak bir şey olmaz demeyin. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Ya yani bir öyle şey de var. Bundan sonra olmaz işte milli direniş falan filan. Dikkat edin. Tabii canım dikkat edelim. O ayrı bir dikkat konu. Edelim. Hem rikkat ve dikkat halinde olmalıyız. Havf ile reca arasında. Ama ikincisi hiçbir şeye güvenmiyoruz Allah'tan başka. Bakın cahillere ve zalimlere yardım etmez. Zulüm adaletin yokluğudur. Haksızlıkların hesabının sorulamamasıdır. Rüşvetinin de, torpilinin de, suistimalinin de. Hı hı. Eğer bunlar varsa Allah yardım etmeyecek. Onların işlerini sarp dağlara sardıracak. Üstlerine pislik yağdıracak. İçlerinde yardım ettikleri zalimleri onların başına musallat edecek. Açın bakın kitaba. Amenna. Ha o zaman ya eyyühellezine amenü istaînû bis-sabri ve's-salâh. Eğer cahillikten ve zalimlikten vazgeçersek Allah'ın yardımı bize ulaşır. Kurtuluşa erenlerden oluruz. Benim korkum düşmandan değil. Kendi içimizdeki yani beyinsizler yüzünden. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Allah korusun. İkincisi de yani bunlardan korkulmaz mı? Evet ben bu emperyalizmden de bu şeytanın askerlerinden de korkuyorum. Tek bir fark var. Allah'tan daha çok korkuyorum. Yoksa bunlar yani insandır, korkar. Biz can taşıyoruz, nefs taşıyoruz, zayıfız. Ama bütün mesele... Diyorsunuz ki, evet o dinin düşmanlarından hani evet güçleri vesaire bir refleksif olarak korkuyorum. Ama Allah'tan daha çok korkuyorum. Eskiden şöyle derdiniz. Kime derdiniz? Erbakan Hoca'ya mı diyordunuz? Bugün ben onu reise dönüştüreyim. Erdoğan'ı seviyorum ama Allah'ı daha çok seviyorum. Ha yani sevgi de o. Sevgi yani, de o zaman. Allah'a onu Allah'ı çok sevdiğim için o bağlamda onu. Ben Allah'a olan sevgimle bunu da nispet etmem. Allah'tan korkumla bunu da nispet etmem haşa. Evet. Ama yani insani bir refleksle insan endişe eder. Ama bu endişemi aşan şey nedir? Allah korkusudur. Evet, Allah olan yani iman. Allah'a imandır, ona sığınmaktır. Evet. O zaman diyorum ki
ecelim, yani işte iman burada insan hayatına çok büyük bir dinamizm veriyor. Ecelim ömrümün kefilidir, Hazreti Ali öyle der. Eyvallah. Ecelim gelmeden beni kim öldürebilir ki? Ecelim gelmişse beni kim hayatta tutabilir ki? Onun için hiçbir tereddüte yer yok. Eyvallah. Yani o nefsi zaaflarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Hayırdır, süre doldu mu? Çoktan, yönetmenim ışıkları kapatacağım diyor. O zaman ben... Haftaya mı tanıtalım? Cuma günü. Yani beyinsiz insan 4.0 geliyor. İnsan yani mutasyona uğruyor. Kuantik çağ. Kuantik çağ, evet. Ve aman ha ne olur istişare ve şura'dan. Bu Hamza Türkmen'in şura yönetimi diye. Ve emruhum şura beynehüm. Birinci meclisin duvarında da o yazıyordu. Şura'dan ve istişareden ayrılmayalım. Sadece kendi lideriniz, örgütünüz, şeyhinizle değil. Bilenlere, tecrübe sahibi insanlara sorarak danışmak, halkla yarar vereceğimiz karardan yarar ya da zarar göreceklerle oturup konuşmamız gerekiyor. Eyvallah. İstişare ve şura. Onlar belki gayret ederler, niyet ederler, rüzgarımızı kesebilirler ama gönlerden bayrağı indiremezler, ispat ettik. Evet, minareleri belki yıkabilirler, camileri yerle bir ederler ama ezanımızı da dindiremezler. Bizi öldürdüklerini düşünürler ama biz şehadete koşarız. Onun için gam yok. 15 Temmuz'u yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizi ve tüm izleyicilerimizi onlar için birer Fatiha okumaya davet ederek sizlere veda ediyoruz değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın, saatinize dikkat edin. Zülfiyare dokunduk, mayını tarlaya girdik. Derin gerçeklerin farkıyla haftaya inşallah tekrar buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.